E, oyunculara nasıl karar verdiniz zaten? Oyunculara biz hep aynı şekilde karar veriyoruz. Hakan abi, ben, Necati abi. Zekasına ve e, analizine güvendiğimiz değerli yapımcımız, uygulayıcı yapımcılarımız Mahir, Funda. E, hep beraber düşünüyoruz. Kast Ajansı hep birlikte. Efendim düşünüyoruz. Buraya kim olur, buraya kim olur. Yani ben bir oyuncuyu düşünerek yazmıyorum hiç. Ee, film biraz işte biraz önce sen başta da söyledin. Yani Cem Gelinoğlu mesela e, benim arkadaşlarımın çok yakından tanıdığı bir komedyendi. Birlikte çalıştılar çünkü film çektiler. Cem'i bana tavsiye ettiler ama ben Cem'i zaten seyretmiştim. Ee, hem internetteki videolarını seyretmiştim hem e, Aykut Enişte'yi seyretmiştim. Çok gördüm Cem'de onu yani Cem bu dedim. Ee, i̇şte eve geldik birlikte sohbet ettik falan. Cem sayesinde Özge'ye ulaştık. Özge, Özge de onun favorisi. Yani dedi ki Özge, Özge Özdaçar çok, enerjisi çok yüksektir. Müthiş de. oynamış ya. Tabii. Müthiş çok, oynamış. Çok, yani çok Bursa'da sahiden o. Ya. o evdeki o kız o. Yani çok yetenekli gerçekten. Ee, sonra Hakan abinin gözü e, bu konuda aslında birinci şey Hakan abi. Hakan abi çünkü Türkiye'de komedi yönetmenlerinde bence e, çok kıymetli bir noktada. Eee ve hepsini tanıyor yani. Hangi oyuncudan ne alabileceğini biliyor. Hepsiyle çalışmış. İşte Toygan'da o Hakan abi sayesinde iç, girdik. iyi ki girmiş e, hayatımıza. Diğer oyuncularda mesela Melek abla e, fikri bir anda Hakan abiden geldi. Olanlar oldu da mesela Ülkü Duru fikri de Hakan abiden geldi. Yani Hakan abi varken bizim çok fazla konuşmamıza gerek yok. Sadece ben orada oyuncuyla beraber işte İtalyan provalar bir şeyler e, o düşün diyorlar ya. işte. Onları yaparken oyuncuya yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında böyle hani daha önceden bunu bu oynar, bunu bu oynar gibi pek düşünmüyorum. Yazarken hepsini, bütün karakterleri ben oynarken, şey yazarken oynuyorum içimde. Bursa Bülbülü komedi filmi değil miydi? Ben niye ciğerim çıkana kadar ağladım bu finalde? Yani ee, Bursa Bülbülü türü komedi, müzikal drama. Yani bilinçli bir tercih miydi? Yoksa yazarken oraya mı gitti diye soruyorlar, öyle mi gelişti? Yok ben onu düşünmüştüm daha önceden ama zambaklar da beni oraya daha hızlı attı. Gelen bırakayım ya, seni oraya Teyze da. o hikayeyi söylemiş sana. <laughs> teyze söyledi hikayeyi ben seni oraya bırakayım dedi. Ee, yani dediğim gibi o öyle oldu. Ee, başında sen de söyledin aslında bunu çok güzel bir izleyicimiz doğdu duyguda görünen yani o. Bence bu finalin üzerine durmayalım artık. Biraz gırgırıya neşeli günler hissiyatı da veriyor demiş. Ertem ee, tabii İlmez. onlarla büyüdük. Arzu yani, geri götürüyor demiş. O filmler çekilmemiş olsa gırgıriyeler, işte Ertem Eğilmez sineması, Yavuz Turgul sineması, Nesli Çöl geçen yani o Yeşilçam olmasa böyle bir şey yapamayız. O, o Yeşilçam'ın gölgesinde büyümüş çocuklarız. O kozalaklar düştü kafamıza yani. Kalbimize de düştü. Şu an hala mesela sen Havam sınıfının sinemada seyrettin mi? Hayır. Ben seyrettim mi? Hayır. Daha önce seyrettik mi? <laughs> tamam yapmayacağım. Bu aramızda. <laughs> bir bir bu başlarsa bitmez. Tamam kapattık. Ee, ama televizyondan filme aşık olduk mu? <laughs> televizyondan aşık olduk mu filme? Artık çok Artık çok geç. <laughs> televizyondan olduk mu? Demek ki dijital de aynı şey. Televizyondan oluyor. <laughs> oluyor. Yani yapma, yaptırma. Sahneyi geri alayım istiyorsan rahatlamak için. <laughs> hocam, sabah hoca ile konuştum. <laughs> gerçekten konuştum bu arada. Hocam baş tacı, hocam bir dizi ameliyatı geçirmiş. Buradan <laughs> selam yollayalım. bak onu söyleyeceğim. Hocam geçmiş olsun. Evet, Fatih hocamız gerçekten kıymetlimiz, canımız, ciğerimiz. Hocamız ameliyat olmuş. Eee diz ameliyatı olmuş. Çok geçmiş olsun diyoruz. Ee, bu vesileyle senin hani yaptığın vesilesiyle hep hocayı hatırlayalım hem de kulaklarının içinde istedik yani televizyondan da sevilebiliyor işler biz işte hiçbirimiz sabaham sınıfını sinemada izlemedik yani olabiliyor ee, izleyicinin sorusu aslında şu orada diyor ki bundan 40 sene sonra 50 sene sonra bu biraz önce bahsettiğimiz filmler gibi izlenecek filmler yapılıyor mu sizce Atabey diye soruyorlar bana göre izleyicimize göre Bursa Bülbülü böyle bir film diyor çünkü çok teşekkür ederim böyle bir öngörüsü olduğu için izleyicimize. Yani Shakespeare'in dediği gibi zaman ustadır. Onu zaman gösterir. Fakat böyle bir 5-10 yılda belli ediyor filmler kendini. Yani 10 yıl, 12 yıl geçtikten sonra e, hala seyrediliyorsa böyle gösteriliyorsa falan onun daha gideri e, uzun süre var gibi. Yani ben e, şöyle bir tarifte bulunayım. Çok fazla işin mutfağını açıyormuşum gibi mi oldu? Böyle çok didaktik gibi mi gözüküyor? Yo, yo, hayır hayır. E, duygularını hareket, hareket ettiriyorsa bir sanat eseri yani duygularını vücudunda bir tepki yaratıyorsa yani nasıl birine kızarsın isilik dökersin karnın şişer anksiyeten tutar göz bebeklerin büyür iyi bir şey seyrettiğinde de bir tüylerin diken diken olabilir gülebilirsin ağlayabilirsin vücudu harekete geçiren duyguları e, harekete geçiren her eser çok uzun süre gider. Mesela ben Peter Sellers'ın party filmini seyrettiğimde duvarları tekmeledim gülmekten. Seyrettiğimde film çekimleri 40 yıl falan olmuştu. Yani çünkü seyretmemiştim. Daha ilk sahnede bittim ben. Patlatır ya o film çekiminde bombayla şeyi sonra da e, <laughs> Bir Hintlidir ve <laughs> zenginlerin olduğu bir eve konuktur film ilgiler içeri Black Edwards'ın filmi. Yani Yani 40 sene sonra beni Öldürdü gülmekten yani Monty Python filmleri işte yani birçok ölümsüz eser var. Keşke bizimkiler de oraya girebilse. Onu zaman gösterir.